Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Bu hafta iOS 15 güncellemesiyle gelen özelliklerden bahsetmek yerine hiçbir yerde bulamayacağınız 21 bilinmeyen iPhone ve iPad ipuçlarını sizler için bir araya getirdim. Merak edenler ilk bölümde paylaştığım ipuçlarına hem kartlardan hem de aşağıda açıklamalardan ulaşabilir. Başlangıcı, iPhone'ların ön kameralarına yapay zeka ile eklenen arka planı bulanıklaştırma etkisiyle yapalım. Normal şartlarda bu özellik sanki sadece FaceTime görüşmelerinde kullanılabiliyormuş gibi algılandı ama Instagram, Snapchat ve hatta Zoom gibi harici uygulamalarda da kullanılabiliyor. Ön kamerayı aktif hale getirdiğinizde denetim merkezinin üst bölümünde beliren video menüsüne girip düşey sekmesini aktif hale getirdiğinizde destekleyen uygulamalarda da arka planın bulanık hale geldiğini göreceksiniz. Yeni ve oldukça faydalı bir başka özellik olarak video çekerken parmağımızı kayıt düğmesinden kaldırmadan ileri geri hareket ettirdiğimizde çekim sırasında objeye yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Sıradaki özelliği umarım hiçbir zaman kullanmazsınız ama zorda kalırsanız da kesinlikle hayat kurtarır. Artık iPhone şifrenizi unutsanız bile ayarlar, Apple kimliği, parola ve güvenlik, hesap kurtarma menüsünden tanımlayacağınız hesap kurtarma kişisi sayesinde verilerinizin büyük bir bölümünü kurtarabileceksiniz. Bu kişinin 13 yaşından büyük ve mutlaka iPhone sahibi olması gerekiyor. Kurtarıcınız verilerinize hiçbir şekilde erişemiyor ama şifrelerinizi unutmanız durumunda tüm içeriğinize tekrar erişebilmenizi sağlayabiliyor. Yeni eklenen ilginç bir özellik olarak ayarlar, erişebilirlik, ses ve görsel, arka plan sesleri, buradan da ses menüsüne girerseniz yağmur, dere, okyanus gibi rahatlatıcı seslerin eklendiğini göreceksiniz. Aynı menüye denetim merkezinden önce işitme sonra da arka plan sesleri sekmesini basarak da ulaşabilirsiniz. Buraya muhtemelen ileride şömine veya gök gürültüsü gibi farklı alternatifler de eklenecektir. Sürükle bırak özelliği herhalde vazgeçilmezlerimizden olacak çünkü aynı anda birçok fotoğraf, döküman veya web sitesi gibi öğeleri bir parmağımız ile basılı tutarken sürükleyebiliyor, diğer parmağımızla da hangi uygulamaya ihtiyacımız varsa ana ekranda gezerek açabiliyoruz. Böylelikle oldukça zahmetli sayılan kopyala ve yapıştır işlemini oldukça hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Live Text yani canlı metin özelliğiyle kamerayı kullanarak herhangi bir yazıyı kopyalayabiliyoruz. Bunun için SMS, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında önce boş alanda basılı tutunca çıkan metni tara sekmesine giriyor, sonra da açılan kamerayı yazılı alana tutuyoruz. Telefon metni otomatik olarak algılayıp içeri aktarabiliyor. Aynı özelliği önceden çekilmiş fotoğraflarda da metin bölümüne basılı tutarak kullanabiliyoruz. Odak modu ile artık iş, oyun, müzik veya araç kullanımı gibi farklı senaryolara özel, aynı seri halinde paylaştığım kestirmeler rehberinde olduğu gibi kısa yolları şuralarda ve şuralarda programlamalar yapabiliyoruz. Asıl amacı konsantrasyonumuzu bölecek etkenleri azaltmak olan yeni özellikte ana ekranlarımızdaki sayfaları da geçici olarak kaldırabiliyoruz. Örneğin ofisteyken iş ile ilgili uygulamaları toparladığım tek bir sayfayı aktif hale getirip diğerlerini tamamen saklayabiliyorum. Sesli notlar uygulamasının kayıtlar ekranından seçenekler menüsüne girerseniz oynatma hızını daha yavaş veya hızlı olarak ayarlayabilir veya özellikle uzun süreli kayıtlarda işinize yarayacak sessiz bölümleri direkt atlayarak dinleyebilirsiniz. Yeni bir iPhone'a geçiş yapacaksanız artık bunun için sıfırlama menüsüne hazırlık yap adında yeni bir sekme eklenmiş. Başlata bastığınızda gerçekleşecek işlemler sırasıyla bize gösteriliyor. Bu aşamada yapmamız gereken yeni telefonu eskisinin yanına koymak o kadar. Oldukça beğendiğim bir başka yeni özellik artık telefonunuz kapalı bile olsa hala bulunabilir durumda olacak. Böylelikle kaybolduğunda veya çalındığında hala konumunu saptayabiliyoruz. Özellikle telefon kapalıyken iPad'in aygıtımı bul sekmesinden ses çal dediğimde başarılı olamadım. Ama konum bilgileri cihaz kapalı olmasına rağmen düzenli olarak gelmeye devam etti. Safari'de adres çubuğunun aşağı alınmasıyla beraber aynı ana ekrandaki kaydırma çubuğu gibi açık sekmeler arasında artık çok daha rahat gezebiliyoruz. Adres çubuğunu yukarı sürükleyerek tüm sekmeler menüsüne yine hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz da.
Ama eğer eski düzeni kullanmayı tercih ederseniz bu durumda sol taraftaki çift A simgesine basarak çıkan menüden üst adres çubuğunu gösteri seçebilirsiniz. Ancak bu durumda az önce bahsettiğim tüm kolaylıkları artık maalesef kullanamıyoruz. Safari'de video seyrederken yerleşik oynatıcıyı kullanıyorsanız aşağıdaki 3 nokta sekmesinden oynatma hızını arttırıp düşürebiliyorsunuz. Birçok takipçimin bu özelliği kullandığını düşünürsek çoğunuzun işine yarayacaktır. Safari'ye yıllar sonra eklenen bir başka faydalı özellik de harici eklentiler desteği. Bu özellik henüz yeni olduğundan çok fazla seçenek yok ama yakın zamanda alternatiflerin sayısı mutlaka artacaktır. Herhangi bir sayfa açıkken soldaki çift A tuşuna basarak genişletmeleri yönet menüsünden uygulamaları açıp kapatabiliyoruz. Bu arada App Store içerisinde iPhone Safari genişletmeleri adında özel bir bölümde eklenmiş. Merak edenler bu şekilde aratıp çıkan alternatifleri inceleyebilir. Safari'de artık arka görseli değiştirmek de mümkün. Boş bir sayfa açıp en altta bulunan düzenle sekmesinden başlangıç sayfasının tüm özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Önceden de bildiğiniz gibi denetim merkezinde bulunan Shazam simgesiyle ortamda çalan şarkının bilgilerine ulaşabiliyoruz. Yeni gelen özellikle artık Shazam simgesine uzun süre basarsanız bu sefer tarama geçmişine de ulaşabiliyoruz. Albümünüzdeki tüm fotoğrafların nerede, ne zaman, hangi cihaz ile, hangi pozlama değerlerinde ve objektif ile çekildiği gibi tüm detay bilgilerini galerideyken i yani info sekmesine basarak ulaşabiliyoruz. Eğer fotoğraf veya video Filmic Pro, Quick veya Mojo gibi harici uygulamalar ile oluşturulduysa ilgili klasöre erişmenizi sağlayan link de dahil edilmiş. Bu uygulaması içerisinde şimdilik sadece nesneler altında bulunan AirTag'ler için geçerli olmak üzere unutulduğunda bildir sekmesi eklenmiş. Böylelikle herhangi bir ortamı terk ederken AirTag'inizi almayı unutursanız telefonunuz sizi uyaracak. Umarım yakın zamanda başta AirPods'lar olmak üzere iPhone, iPad gibi diğer cihazlara da aynı destek gelir. FaceTime görüşmeleri artık sadece iPhone sahibi olanlar ile sınırlı değil. Uygulama açıldığında ana ekranda bulunan bağlantı yarat sekmesinden istediğiniz kişilere bilgisayar veya Android cihazlarından bağlanabilecekleri bir davet linki gönderebiliyoruz. Karşı taraf ise sadece adını girerek aynı FaceTime görüşmesine dahil olabiliyor. SharePlay yani ekran paylaşımı ile sadece iPhone'lar arası FaceTime görüşmesi yaparken arkadaşınızla beraber film seyredebilecek, müzik dinleyebilecek veya sadece ekranınızı paylaşabileceksiniz. Ancak bunun için maalesef biraz daha beklememiz gerekiyor. Çünkü birkaç ay içerisinde yenilenecek güncelleme ile dahil edilecek. Şu an için FaceTime görüşmesindeki sekmelerde henüz böyle bir seçenek görünmüyor. Hava durumu uygulaması yepyeni görünümüyle daha düzenli ve kolay anlaşılır hale geldi. Ama bence en önemli yeniliği yağmur veya kar yağışı gibi hava olaylarında bizleri önceden uyarması. Önce sağ alttaki 3 çizgiye, sonra da sağ üstte bulunan 3 noktaya basarak çıkan menüden bildirimler sekmesine girmemiz gerekiyor. Buradan konum sekmesini aktif hale getirdiğimizde artık uyarılar alabileceğiz. Ayarlar, bildirimler menüsünün en başında bulunan zamanlanmış özet sekmesi ile bizim için acil olmayan uygulamalara ait bildirimleri gün içerisinde gereksiz yere bölünmemek için sadece belirleyeceğimiz saat veya sıklıkta toplu olarak alabileceğiz. Evet, umarım bölümde bahsettiğim ipuçlarını beğenmişsinizdir. Benim favori özelliğim sürükle bırak. Sizler de en sık kullandığınız hayat kurtaran özelliği bizimle paylaşabilirseniz sevinirim. Son olarak içeriklerimi beğeniyor ve faydalı olduklarını düşünüyorsanız bana destek olmak için abone olabilir, Instagram'dan takip edebilir ve hatta arkadaşlarınızı da önerebilirsiniz. Haftaya farklı bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Şimdi sıfırlama menüsüne hazırlık yap adında özellikle telefon kapalıyken iPad'in çift A tuşuna basarak genişletmeleri